Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Böyle kısa kısa videolarla gidiyoruz. Birinci videomuzun önemli kısmı Dali'nin yaşantı konusuydu. Biliyorduk önemliydi. Bugünkü dersimiz aslında yorum olarak yapabileceğiniz derslerden, konulardan oluşuyor. Öğretim araç gereçlerinin eğitim öğretimdeki yeri ve önemi nedir? Yani faydaları nelerdir? Arkadaşlar, araç gereçler çoklu öğrenme ortamı sağlar. Yani biz araç gereçte daha çok duyu organına hitap ederiz. Eğitim öğretim sürecini zenginleştiririz. Daha çok duyu organı daha kalıcı öğrenme. Açıklık ilkemiz vardı ya, onu daha açık duyu organlarıyla materyallerle bunu yapıyorduk. Daha çok duyu organına hitap ettiğimizde süreç zenginleşir, daha etkili, daha kalıcı öğrenme olur. Çoklu öğrenme ortamı olur. Buna çok yakın. Eğer sen araç gereçte birçok duyuya hitap edersen bireysel farklılıkları da dikkate alırsın. Yani hızlı öğrenen, yavaş öğrenen, görsel olan, işitsel olan, dokunsal olan bireysel farklılıklara da öğrenme stili, işte bireyin öğrenme ihtiyacı, bireysel farklılığını da dikkate almış olursun. Araç gereçler soyut konuları somutlaştırır arkadaşlar. Mesela at dedik soyut. Şu bir tık daha iyidir. Koyu olanı daha iyidir. Bu fotoğraf daha iyidir. Atın modelini getirsek modeli daha iyidir. Atı sınıfa getirsek ya da biz atın olduğu çiftliğe gitsek, gezi düzenlesek o daha iyi olur. Yani materyaller, öğretim materyalleri konuları ne yapar arkadaşlar? Somutlaştırır. Özellikle soyut konuları somutlaştırır. Unutmayın. Zamandan tasarruf sağlama. Materyaller bize ciddi bir ekonomiklik kazandırır. Mesela bu resmi çizmek istiyorsun, su döngüsü. Senin bunu çizene kadar harcayacağın zamanı fotoğrafı yansıttığında, akıllı tahtayı açtığında görüyorsun. Bir kelime bin, bir resim bin kelimeye bedel, değil mi? Ya da bizim slaytlarımız. Bakın yazarak anlatsak o kadar zorlanırız ki. Slaytlarımız hazır. Ne gelecek? Görseli, işte yazısı hepsi belli. Üzerinden gidiyoruz. Zamandan tasarruf sağlar. Dikkat çeker, ilgi uyandırır. Arkadaşlar yanılmıyorsam 1993 ya da 94. Hayatımda ilk defa Tepegöz gördüm ve Tepegöz gördüğümde hep anlatıyorum. Hoca tahtaya dönüyor. Benim gibi olan 2-3 kişi biz ilk defa Tepegöz görmüşüz. Biz Tepegöz'e bakıyoruz. Aman Allah'ım, yok böyle bir şey. Bundan daha iyisi olamaz. Bunu nasıl yaptılar? Ne yaptılar? Öyleydi. Materyal dikkat çekici olmalı. Ama çok da dikkat çekici olursa hedeften uzaklaşırız. O materyale bakar dururuz. Tepegöz'ün, benim yaşadığım olay Tepegöz'ün aşırı dikkat çekici olmasından değil de bizim bilmememizden, UFO gören masum köylü gibi Tepegöz'e odaklandık kaldık arkadaşlar. Güvenli gözlem yapma. Doğa olaylarını, tehlikeli durumları, işte ne diyelim vahşi hayat, işte ya, ne diyelim vahşi hayvanlar, onlara ait görüntüler, belgesel filmler izletilebilir. Yanardağdır, depremdir, seldir, tsunamidir. Bunları materyallerle güvenli bir şekilde görebiliriz. Tekrar kullanılabilme. Materyali hazırladık. Materyali bir kullanımlık hazırlamayacağız. Mümkünse tekrar tekrar kullanılacak. Tekrar kullanıldığında da maliyeti her kullanımda birazcık daha düşecektir. İçeriği basitleştirme. İlerleyen videolarda söyleyeceğimse materyal, öğretim materyali gerçeğe yakın olacak. Ama gerçeğin birebir aynısı olduğu zaman bazen iyi öğrenmeler olmaz. Dikkat dağınıklığı olabilir. Materyalde gerçeklik mi önemli, basitlik mi? Önceliğimiz basitlik arkadaşlar. Önceliğimiz basitlik. Biz saati öğreteceğiz. Bu daha gerçekçi. Bu daha basit. Hangisini kullanacağız? Önce basit olanı kullanacağız. Bize akrep, yıl kovan rakamlar yeter. Biz bir daha işte kronometresidir, şusudur, busudur gerek yok. İçeriği basitleştireceğiz. Temel amacımız bu zaten. Araç gereçlerin diğer faydaları ne? Bir konu var. O konuyu tutarlı bir şekilde aktarırız, anlatırız. O konuyu anlatırken daha çok duyu organına hitap ederiz. Süreci zenginleştiririz. Süreç birazcık daha eğlenceli olur. Monotonluktan çıkar. Daha çok duyu organı olduğu için ders daha açık, daha anlaşılır olur. Açıklık ilkesi, materyal tasarım arkadaşlar, açıklık ilkesidir. Unutmayın, açıklıkla alakalıdır. Materyal, yani bu ders açıklık ilkesiyle ilişkilidir. Yine öğretmene destek olur. Çocuğun öğrenmesini, anlamasını kolaylaştırır. Daha anlamlı, daha kalıcı öğrenmeler olur.
Materyallerin faydaları bunlar. Peki arkadaşlar, materyal seçerken nelere dikkat edeceğiz? Unutmayın, materyal önce eğitsel değer taşıyacak. Yani öyle formaliteden kullanmayacağız. Eğitsel değer taşıyacak, dersin hedeflerine uygun olacak. Bir numara bu. İkinci sırada öğrencinin gelişim düzeyi. Bak, bir hedef, iki öğrenci. Bunu unutma. Her zaman bir hedef, bir önceki videoda söylemiştik, iki öğrenci. Materyal önce dersin hedeflerine uygun olacak, sonra öğrenci düzeyine uygun olacak. Kullandığımız yönteme uygun olacak, sınıfın fiziki koşullarına, fiziki yapısına uygun olacak, basit, sade, anlaşılır olacak, dayanıklı, işte ekonomik olan, daha çok duyu organına hitap eden, işte öğrenci tarafından kullanılabilir olan, güncellenebilir olan bu materyalleri tercih edeceğiz. Ama sana der ki materyal kullanılırken dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi en önemlisidir? Hedef varsa hedef, o yoksa öğrenci. Bir hedef, iki öğrenci. Peki materyal kullanırken neye dikkat etmeyeceğiz? Arkadaşlar şu ekran. Materyal seçiminde en az dikkate alacağımız, arkadaşlar, çevre özelliklerini az dikkate alırız. Öğretmen tutumu en az. Öğretmen her şeyi dikkate alır, alır, alır. En son materyale bakar. Yani en az etkili olan öğretmenin tutumu. Tepegöz mü olsun, atıyorum projeksiyon mu olsun. Projeksiyon mu, akıllı tahta mı? En son öğretmen karar verir. Öğretmenin tutumu en az. Çevre özellikleri aynı şekilde az. Arkadaşlar, okul idaresinin tutumu dikkate alınmaz. Veli istekleri dikkate alınmaz. Her seferinde yani esprisine diyorum ya, veli geliyor, hocam benim çocuk şundan çok iyi anlıyor. Benim çocuk şunlara şunlara bayılıyor. Bayılıyorsa evde bayılır. Yani sınıfta ne yapacağınıza siz karar verirsiniz. Materyal seçiminde veli istedi diye, okul idaresi istedi diye biz materyal kullanmayız. Kararı sen verirsin. Bunlar dikkate alınmaz. Okul idaresinin tutumu, veli istekleri dikkate alınmaz. Çevre özellikleriyle öğretmenin tutumu azalınır. Peki materyali nerede kullanırız dersin? Hemen her aşamasında kullanırız. Dersin girişinde çocukların dikkatini çekmek, konuya odaklanmalarını sağlamak. Gelişmede konuyu daha kısa sürede, daha etkili ve daha kalıcı şekilde, ekonomik şekilde anlatmak. Dersin sonunda da genel bir özet, tekrar yapmak için materyallerden yararlanıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu videomuzda ne yaptık? Materyal kullanmanın faydalarını anlattık. Yorumla bu soruları inanın yapabilirsiniz. Buradan bir soru vardı. Materyal kullanırken, seçerken bir hedefi, iki öğrenciyi dikkate alırız. Unutma, en az dikkate alacağımız okul idaresinin tutumunu dikkate almayız. Veli isteklerini almayız. Çevre özelliklerine bakabiliriz. Öğretmenin tutumu da kısmen etkiler. Materyali dersin hemen her aşamasında kullanırız. Videolarımıza devam edeceğiz. Takipte kalın. Abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.